konu başlığı nasıl görülüyor, nasıl değerlendiriliyor? Acaba ayrılık isteniyor mu? İşte sonucu. Thank you for your time. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Katalunya'da dün yapılan seçimlerde ayrılıkçı Evet İçin Birlik İttifakı en fazla oyu alarak seçimlerin galibi oldu. Katalonya için kritik öneme sahip bu seçimin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün yapılan normal bir yerel seçimdi. Çünkü herkes bunun bir şekilde gayri resmi bir bağımsızlık referandumu olduğunu düşünüyordu. Bağımsızlık yanlılarının amacı ilan ettikleri yol haritasını uygulamaya koyabilmek için parlamentodaki sandalyelerin çoğunluğunu elde etmekti. Aynı şekilde İspanya'nın birliğini savunanlar da Katalonya'yı İspanya içinde tutmak için parlamentodaki çoğunluğu istiyorlardı. Seçim sonuçları kazanan partilere bağımsızlığa giden yol haritasını uygulamaya koymaları için gerekli olan demokratik yetkiyi verdi ve sanıyorum böyle de olacak. Bugün İspanyol gazeteleri ayrılıkçı partilerin parlamentoda salt çoğunluğu elde etmelerine rağmen seçim sonuçlarının Katalanların %52'sinin bağımsızlığa karşı olduğunu gösterdiğini yazdı. Bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Bence seçim sonuçlarını yanlış yorumluyorlar. Çünkü burada İskoçya'da ya da Quebec'teki gibi tam anlamıyla bir referandum yapılmadı. Katalan hükümeti ve bağımsızlık yanlısı partiler 4-5 yıldır Madrid hükümetini resmi bir referandum yapmaya ikna etmeye çalıştılar. Bu tam anlamıyla bir referandum olmadığı için evet ya da hayır oylarını nasıl sayacağız? Madrid hükümeti resmi bir referandum yapılmasını engelledi. Hatta gayri resmi bir referandum gerçekleştirildiği için Katalan hükümeti hakkında bir soruşturma bile başlatıldı. Ancak dün yapılan bir yerel seçimdi. Dünya üzerindeki tüm demokrasilerde olduğu gibi parlamentoda çoğunluğu alan seçimi kazanır. Oy sayısından ziyade parlamentodaki sandalye sayısına bakmak gerek. Ayrıca bu tam anlamıyla bir referandum olmadığı için %52'lik kesimin bağımsızlığı destekleyip desteklemediğini bilmiyoruz. Evet, bu %52'nin içinde ayrılığa karşı partiler var. Ancak boğa güreşlerine karşı çıkan ve hayvan haklarını savunan bir parti de var. Ya da internet düzenlemelerine karşı görüşleri olan korsan internet yanlısı bir parti de var. Ayrıca çekimser ve geçersiz oylar da var. Bu yüzden tam bir referandum gerçekleştirilmediği için oyları evet ya da hayır oyları olarak saymak doğru değil. Diğer taraftan bildiğimiz bir şey var ki o da seçmenlerin %48'i açık bir şekilde Katalonya'nın bağımsızlığına evet demiştir. Ancak diğer %52'ye bakarsak ayrılık karşıtı partilerin %38'lik bir oyu var. Ancak %52'nin içinde diğer partiler de var. Bu sebeple %52'nin açık bir şekilde bağımsızlığa hayır dediğini söyleyemeyiz. Ayrılıkçı ittifak içindeki partiler ile ittifakın dışından parlamentoya giren Halk Birliği Adaylığı Partisi bir hükümet kurulması konusunda anlaşmaya varabilecekler mi? Bu partiler arasında bazı görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu şartlar altında 18 ay sonunda bağımsızlığın ilanının öngörüldüğü yol haritası nasıl hayata geçirilecek? Ayrılıkçı kanadın içinde 62 sandalye almış ve 18 aylık bir yol haritası sonunda bağımsızlık vaat eden bir blok var. Bir de 10 sandalye almış ve radikal bir şekilde İspanya'dan ayrılmayı savunan bir blok var. Bu iki bloğun aralarında müzakere etmeleri ve bir ortak paydada uzlaşmaları gerekiyor. Her iki blokta bugün yaptıkları açıklamada bağımsızlığa giden yolda halktan yetki aldıklarını açıkladılar. Biliyorsunuz, Katalan parlamentosunda salt çoğunluk için 68 sandalye gerekiyor. Bu iki blok toplam 72 sandalyeye sahip ve bağımsızlığa giden yol haritasını uygulamaya koymak için gerekli meşruiyet sağlanmış durumda. Söz konusu blok, yol haritası kapsamında hazırlanacak yeni anayasayı referanduma sunacak ve ancak o zaman evet ve hayır oylarını saymamız mümkün olacak. Tabii ki farklılıklar vardır. Evet için Birlik İttifakı'na baktığımızda merkez sağdan ve merkez soldan partilerle aslında bir parti olmayan sosyalist bir sivil toplum kuruluşu var. Aralarında mutlaka farklılıklar vardır. Ancak bir şekilde bir ortak paydada buluşmayı başardılar. Bu yüzden diğer ayrılıkçı blok ile de bir şekilde bir orta yol bulabileceklerini düşünüyorum.
Çünkü burada 4 yıl ülkeyi yönetecek bir koalisyon hükümeti kurulmaya çalışılmıyor. Buradaki tek amaç bölgeyi bağımsızlığa götürmek ve Avrupa'nın yeni bir ülkesi haline getirmek. Temel amaç bu olduğu için diğer farklılıklarını bir kenara koyabileceklerini ve bağımsızlık için birlikte çalışabileceklerini düşünüyorum. Bunun kolay bir süreç olmadığını da unutmamalılar. Zira uluslararası toplumdan herhangi bir destek yok. Ayrıca Madrid müzakere masasına oturmaya yanaşmıyor. Çok zor bir süreç olacak. Ancak seçmen kendilerine bağımsızlık amacıyla oy verdiği için ellerinden geleni yapmak dışında bir seçenekleri yok. Evet hocam, izledik. Bu da İspanya'da bir uzmanın, bir gazeteci meslektaşımızın yapmış olduğu.